Hüseyin Usta. Bir defa yemiyorum. Ben zaten sürekli geliyordum. Arkadaşım ilk defa geldi. İkimiz de çok beğendik. Bence kesinlikle denenmeli. Çok güzel bir lezzet, özel bir lezzet. Adana'ya has. Tavsiye ederim. Çok lezzetliydi. İlk defa yedim bu mekanda. Çok beğendim. Ellerine sağlık ustalarım. Kesinlikle denemeliler. Ebat olarak da çok büyük gelmiyor zaten denemelik amaçlı olunca. Deneyip ona göre karar versinler. Beğendim. Ben çok beğendim. Adanalıyız zaten. Çocukluğumuzdan beri kültürümüzde olan bir şey. Ve biz bunu da hemen her akşam olmamak kaydıyla haftada 2-3 defa tadıyoruz. Şırdan'la alakalı da yeni bir çalışma yapıyoruz ticaret odası olarak. Bunu bir tescillendirmek istiyoruz. Bunun Türkiye genelinde birkaç noktada üretiliyor ama biz 7-24 yenen bir gıdamız bizim. Bunu da kısmet olursa yakın zamanda Vali Bey'imizin de teşvikiyle yakında bunun onayını alacağız. Bununla alakalı çalışmalara başladık. Geçen sene 160 bine yakın insan lezzet festivaline katıldı. Bu sene 250 bine yakın insanı ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Bu lezzet festivalinde bu sene kebabın da önüne geçeceğini düşünüyoruz. Şırdan'ın, mumbarın, paçanın, efendim birçok bu ürünlerin. İnşallah daha keyifli bir lezzet festivallerine hep beraber yaşayacağımıza inanıyorum. Vallahi hiçbir ön yargıya katılmasınlar. Dünyanın en güzel lezzetlerinden birisi. Evet, şekil şemal olarak, lezzet olarak insanları tatmin etmiyor ama biz ticari olarak da Danimarka'dan gelen, Amerika'dan gelen misafirlerimize tattırınca buradan şoklanmış olarak istiyorlar ve gönderiyoruz yani. Adanalılar bunu çok bol miktarda tüketiyorlar. Bu olmazsa olmazlarımızdan. Şırdandır bunun adı. Koyunun midesidir. 4 bölümünden bir tanesi. İşkembe, börkenek, kırkbayır ve şırdandır. En lezzetli olanı da gördüğünüz gibi şu şırdanlardır. Şu anda bunların bütün tanıtımlarını da falan yapıyoruz. Lezzet festivallerimiz var. Tanıtımlarını yapıyoruz. Lezzet festivallerinde oldukça fazla satmaya başladık. İnsanlar talep gösteriyorlar. Sakatatın işte biraz daha ucuzlamasını bekliyoruz inşallah. Fiyatları eskiye nazaran biraz yükseldi. Yani %50-60 oranında yükseldi. Kesim çok az. Kesimlerin az olmasından dolayı çok değerlendi bu. Sakatatçılara da tabii ki hak veriyoruz. Onların da işleri bu. Bütün depoları çalışıyor. Bir sürü çalışanları var. Eksik üretim olunca ister istemez üstüne biniyor. Bundan dolayı biraz fiyatlar arttı. Bu konudan dolayı da müzdaribiz ama inşallah bol olacak diye bekliyoruz. Çok beğenerek yiyorlar. Tadına bakan Allah diyor, bu nasıl bir yiyecek diyor. Akın akın geliyorlar. O onu getiriyor, o onu getiriyor. Bu iş bu şekilde devam ediyor. 5 senedir şehir dışına şırdanlarımızı gönderiyoruz. Alo dediklerinde istedikleri miktarda şırdanları şoklayarak köpük termoslarının, strafor termoslarının içerisinde gönderiyoruz. En geç zaten 1,5-2 gün içinde ellerinde oluyorlar. Şırdanları da son derece lezzetli bir şekilde tüketebiliyorlar. Adana'da çok fazla, nasıl söyleyeyim size, yani en az 50-60 bin tane şırdan tüketiliyor. En az 50-60 bin tane. Türkiye'de kesim yapılan bütün mezbanelerin şırdanları, işkembeleri hepsi buraya gelir. Hepsini de Adanalı olarak biz tüketiyoruz. Oldukça fazla kırılmaya başladı tabii ki ön yargı. Çünkü çok lezzetli bir yiyecek bu.
Bağışıklık sistemi desteklediğinde doktorlarımız söylüyor bunu. D vitamini olduğunu söylüyorlar. Bundan dolayı da içindeki pirincin, baharatın ve yağdan dolayı, kendi lezzetinden dolayı da inanılmaz derecede satışlarımız arttı. Bir tane şırdan şu anda bizim mekanımızda 11 lira. Yani maşallah kazan kazan var, oldukça fazla. Bayağı var, epey satıyoruz. Yani her bir tencerede zaten 500 tane, 7-8 tane tenceremiz var. Belki